Kıyameti Bekleyenler. Kıyameti bekleyenler. Bunu daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Eğer duymadıysanız size bu belgeselde biraz Kıyameti Bekleyenler'den bahsedelim. National Geographic kanalında 2012 yılında Maya takviminin sona ermesiyle kıyamete yapılan hazırlıkların konu alındığı bir belgesel çekildi. Sığınak yapımından kıyamet hazırlıklarına, o insanların yaptığı bütün bir belgeselin içerisinde sizlere hazırlıkçılıktan bahsedildi. Ülkemizde ve dünya genelinde hazırlıkçılık kelimesinin tanıtımını yapan bu belgeselde insanların olası bir senaryoya karşı nasıl hazırlandığını hepimize gösterdiler. Hazırlıkçılık nedir? Bireysel ya da grup olarak beklenmedik durumlara karşı yapılan hazırlıklara ve bunları yapan kişilere hazırlıkçı adı verilir. Bir diğer ismi ise hayatta kalmacılık, survivalizm'dir. Nedir bu beklenmedik durum? Konu farklı başlıklarla anlatılsa da ana fikir hep aynıdır. Hayatta kalmak. Doğal felaketler, savaşlar, yapay senaryolar ve onlarcası. Hepsinin ana fikri hayatta kalmaktır. Aslında bir yandan da hayatta kalmaktan ziyade hazırlıkçıların hayatını sürdürebilmesi önemlidir. Hazırlıkçılık tamamen bilgi, eğitim ve özveri gerektirmektedir. Ben bir hazırlıkçıyım fakat tamamen bilgiye, eğitime ve özveriye sahip değilim. Bu kanalı da bu amaçla kurdum zaten. Sizlere bilgiyi, eğitimi ve özveriyi de öğretebilmek için. Hazırlıkçılık konuları nelerdir? Doğal ve insan kaynaklı etkenler, komplo teorileri ve apokaliptik senaryolar olarak ikiye ayıracağımız bu etkenleri maddeler halinde sıralamak istedik. Olması muhtemel senaryolardır. Doğal afetler ve insan kaynaklı afetler olarak inceleyebiliriz. Olması öngörülemez bu durumlar karşısında hazırlıkçı olmak, çevrenizdeki insanlar için de fayda sağlamaktadır. Önemli olduğu için belirtmek istediğim deprem konusu bunların en gerçekçi olanıdır. Dünya genelinde yaşanan depremlerde içine düşülen durum ortadadır. Depreme hazırlanmak herkesin görevidir. Doğal afetler incelendiğinde 31 çeşit doğal afetin 28 tanesini meteorolojik afetlerin oluşturduğu görülmektedir. ...1.200 kilometre uzanan bir kıta dönüşüm fayı olarak bilinen San Andreas fayı, Pasifik levhası ile Kuzey Amerika levhası arasındaki tektonik sınırı oluşturur ve hazırlıkçılar arasında en çok konuşulan faylardan biridir. Çünkü bu alanda beklenen bir depremin yaşamı olumsuz yönde etkileyebileceği bilinmektedir. İşte bu ve buna benzer doğal felaketlere karşı yapılan hazırlıklarla yaşanacak olay sonrası hayatta kalmayı ve sonrasında hayatlarını sürdürmeyi planlamaktadırlar. Deprem konusu ülkemizi ilgilendirdiği için ve bizim bu konuda gerçekten bilgi edinmemiz gerektiğinden dolayı bu maddeyi doğal afetlerden ayrı olarak işledik. Bu konu hakkında farkındalık yaratmak ve bilinçlenmek son derece önemlidir. Aynı deprem gibi olabilecek sel, tsunami, şiddetli soğuklar, kuraklık, kıtlık, fırtınalar, hortumlar, volkan patlamaları, yangınlar gibi doğal afetlere karşı yapılan hazırlıklar da vardır. Bu sınıf hazırlıkçılar bulundukları bölgeye göre yerel hazırlıklar yapmaktadırlar. Dünya genelinde gözlenen afet türleri ana başlıklar halinde şu şekilde toplanabilir. Jeolojik afetler, deprem ve heyelan, klimatik afetler, sıcak dalgası, soğuk dalgası, biyolojik afetler, erozyon, orman yangınları, sosyal afetler, yangınlar, savaşlar, teknolojik afetler, maden kazıları, biyolojik, nükleer, kimyasal savaşlar, sanayi kazaları. Karl von Clausewitz'e göre savaş, siyasetin başka yöntemlerle devamıdır. Savaş her iki taraf arasında yapılır ve haklı haksız nedenleri olabilir. Savaşın amacı istediklerimizi karşı tarafa zorla kabul ettirmektir. Savaşın çeşitleri vardır ve bu hazırlıkçılık için önemli bir konudur. Savaş çeşitlerini bilmek, hangi durum karşısında nasıl hazırlanmanız gerektiğinin ipuçlarını size verecektir. Devletler arası savaş, iç savaş, konvansiyonel savaş, topyekün savaş, hegemonik savaş, gerilla savaşı, amfibi savaş, asimetrik savaş. Bir hazırlıkçının savaş türlerini bilmesi gerekmektedir. savaş durumlarını iyi araştırmalı, kendini bu duruma karşı koruyabilecek önlemler ve planlar hazırlamalıdır. Örneğin nükleer bir savaş durumunda oluşturacağı sığınağın statik bakımdan ihtiyaca cevap vermesi önemlidir. Ayrıca savaşın getireceği etkiler karşısında stok ihtiyacını da karşılaması gerekmektedir. İşte bu yüzden araştırma ve teknik bilgi hazırlıkçılığın en önemli kurallarından biridir. Komplo teorileri genellikle bir olayın ya da durumun daha açıklanabilir konuları varken güçlü bir ekibin ya da kötücül bir grubun komplolarına başvurarak bu konuyu açıklamaktır. Apokaliptik senaryolar ise tamamen senaryo eseri olan ütopik konulardır. Her konu bir komplo teorisi olabilse de bazı konular biraz daha ön plana çıkarak popüler olabilmektedir. Bazı konular arasında ünlü ölümleri, hükümet aktiviteleri, gizli teknolojiler ve uzaylı yaşama dair konular bulunur. Örneğin Avusturya tahtının veliahtı Arşidük Franz Ferdinand'ın 28 Haziran 1914'te Gavrilo Princip adında bir Sırp milliyetçisi tarafından Saraybosna'da öldürülmesi, savaşı tetikleyen bir olay olmuştur. Ünlü birinin öldürülmesi Dünya Savaşı'na neden olabiliyorsa bu konu komplo teorisyenlerini de ilgilendirmektedir. Komplo teorilerinin türlerini anlamak için içeriğini araştırmak daha faydalı olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Walker'ın 5 çeşidi. Amerika Birleşik Devletleri'nde her ay düzenli olarak çıkan Reason dergisinde editörlük yapan Jess Walker, komplo teorilerini 5 şekilde tanımlamıştır. Dışarıdaki düşman, içerideki düşman, yukarıdaki düşman, aşağıdaki düşman, iyi huylu komplolar. Bu komplo teorisi başlıklarını araştırarak daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Barkun'un 3 çeşidi. Amerikalı siyaset bilimci Doktor Michael Barkun komplo teorilerini 3'e ayırmıştır. Olaylarla ilgili komplo teorileri, sistemik komplo teorileri, üst komplo teorileri veya süper komplo teorileri. Kennedy suikasti, 11 Eylül ve AIDS'in yayılmasıyla alakalı konuları ve buna benzer konuları bu başlıklar altında ele almıştır. Rothbard, sığ ve deri. Ekonomist, tarihçi ve siyasal teorist Rothbard, sığ ve derin komplo teorilerini karşılaştıran bir model öne sürmüştür. Sığ teorist, yaşanan olaylara bakarak kimin ne işine yaradı sorusunu sorar ve olayı gizlice yapan kişinin bu durumdan sorumlu olduğunu savunur. Derin teorist, ön sezileriyle olayları araştırma yöntemini kullanır. Komplo teorileriyle ilgili kısaca bunları söyleyebiliriz. Çok uzun bir konu olduğundan bu konuyu farklı bir belgeselde ele alabiliriz. Bu konunun hazırlıkçılıkta yeri önemlidir. Aslında hazırlıkçıların geneli komplo teorilerinin üzerinde durmaktadır ve bu konular üzerine araştırmalar yapmaktadır. Fakat körü körüne ve kulaktan duyma yapılan araştırmalar çoğu zaman bilgi kirliliğine yol açmaktadır. O yüzden araştırmalarınızı yaparken size ana başlıklar halinde sunduğumuz bu maddelerden yola çıkılabilir ve araştırmalarınızı düzene koyabilirsiniz. Apokaliptik senaryolar bize en çok heyecan veren senaryolardır bunlar. Ve hazırlıkçılığın temelini aslında hepimiz sinemalardan öğrendik. Sinema filmlerinde, bilgisayar oyunlarında ve dizilerde her daim bu tür senaryoların, apokaliptik hazırlıkçılığın temeli atılmıştır. Ve birçok şey bu senaryolarda açıklanmıştır. Ve hepsi de nedense bir mantığa dayandırılmaktadır. Örneğin, bir grip virüsünün mutasyona uğrayarak insanı zombiye nasıl çevirebileceği ve oluşan bu durum karşısında dünyanın nasıl bir hale geleceği anlatılmaktadır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan hazırlıkçıların büyük bir bölümü böyle bir olasılığa inanmakta ve bu duruma göre hazırlanmaktadır. Dünyamızı ziyaret etmesi beklenen uzaylılar da bu konuya dahildir. Ayrıca dünyamızda yaşayan farklı canlıların gezegeni ele geçirme konularından yapay zekanın insanoğlunu yok etmesine kadar bir sürü konu kapıda bizi beklemektedir. Apokalips konuların çıkış noktasını Bushcraft okulu web sitesinde Daisy Post Apokalips adlı makalede bulabilirsiniz. Bu düşünce modeli hazırlıkçılara enerji vermektedir diyebiliriz. Günlük yaşamın monotonluğundan çıkıp biraz daha farklı dünyalarda özgürce yaşayarak macera arama isteği hazırlıkçıların vazgeçilmezi olmuştur. Apokaliptik senaryo türleri bilim kurgunun alt türüdür ve hazırlıkçıların en çok rağbet gösterdiği konular şu şekilde sıralanabilir. Apokaliptik kurguda doğal felaketlerin boyutu biraz daha geneli kapsar. Kıtaların ayrılması, volkanların aktif olması, iklim değişikliği, küresel ısınma, fırtınalar, dünya yörüngesinin eğilmesi, depremler ve buna benzer oluşan afetlerin çapı ve yıkımı yaşananlara göre daha büyüktür. Oluşacak bu tür felaketlerin sonrasında hayatta kalmak için yapılan hazırlıklar en popüler olanıdır. Apokaliptik kurguda oluşan savaşlar, gerçekte yaşanan savaş senaryoları ile aynı düşünceye sahip. Savaş konusunun bu distopya evreninde farklı tarafları da olabiliyor. Genellikle tek bir güç tarafından yönetilen işgalcilerin olduğuna inanılan modelde insanların köleleştirilmesi ve tek dünya düzeni formülü ele alınmaktadır. Böyle bir dünyada hayatta kalmak için sığınaklar yaparak gizli yaşam süren insanların sayısı hatırı sayılır şekilde fazladır. Hazırlıkçıların çoğunluğunu oluşturan bir türdür. Virüsler ve virüslerin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalarda sağlık bilgileri ve teknik bilgiler önemli rol oynamaktadır. Stokçuluk ve sığınak yapımları özenle yapılmaktadır. Sığınakların bu tip virüslere karşı izole olması ve yalıtımın iyi sağlanmış olması gerekmektedir. Genellikle yer altına yapılan bu sığınaklar, virüs ve benzeri kimyasal saldırılardan korunmak için yıllarca yaşam olanağı sunmaktadır. Virüslerin kontrol edilememesi, mutasyon ve sonucunda ortaya çıkacak durumlar oldukça fazladır. Apokaliptik kurguda en popüler konu olan zombi virüsü de bu türe aittir. Zombilere dönüşen canlıların yaşadığı bir dünyada hayatta kalmak için yapılan hazırlıklar aslında genel bir hazırlıktır. Bu konunun ciddiyetini farklı algılayan ve buna göre hazırlananların birçok duruma karşı dayanıklı planları vardır. Dünyamıza çarpması beklenen kanatlı gezegen Marduk'tan asteroidlere kadar uzun bir liste var elimizde. Ayrıca bize çarpacak bu nesnelerden fazlası da var. Dünya dışı varlıklar, yani uzaylılar. Dünyamızı ziyaret ettiği söylenen birçok tür varlık olduğu söylenmekte ve bu ziyaretlerin bir kısmının masumane olmadığı rivayet edilmektedir. Böyle bir durum karşısında hazırlıkların nasıl olması gerektiğiyle ilgili çok da kafa patlatmaya gerek yok. Sonuçta karşınızda size tehdit oluşturan bu varlıkları daha önce görmediniz ve teknolojileriyle ilgili en ufak bir bilgiye sahip değilsiniz. Ancak araştırmalar doğrultusunda teoriler üzerinden bu hazırlıkları sürdüren insanlar da bu konuyu gayet ciddiye almakta. Bu konuya girdiğimizde bununla ilgili söylenecek şey tabii ki de yapay zeka olacaktır. Yapay zeka, bir bilgisayar veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır. Bilim kurgunun kült eserleri arasında yerini alan Terminator filmini bilirsiniz. İşte böyle bir evren için hazırlanan ve bununla ilgili çalışmalar yapan insanlar, yapay zekanın oluşturacağı tehditleri öngörerek kendilerini bu duruma hazırlamaktadırlar. Ayrıca yapay zeka dışında siber saldırılar, elektrik kesintileri gibi konularda da bu türde ilgi görmektedir. Hazırlıkçılara genellikle uçuk fikirli olarak bakılır. Gerçek dünyanın gerçek sorunlarından uzak fantaziler dünyasında yaşayıp ve bu durumu ciddiye alan insanların psikolojik sıkıntıları var mı? Bu konuyu incelerken tarafsız olmak ve konuyu iyi anlamak gerekiyor. Öncelikle her şeyin fazlası zarardır cümlesinden yola çıkarak hazırlık konusunu da bu boyutta incelemekte fayda var. Hayatta kalma güdüsü hepimizde bulunan en ilkel içgüdüdür. Beyin, ani ve tehlikeli durumlarda refleks olarak devreye girer. Kendini korumak için hızlı bir şekilde düşünerek, tercihleri yaparak bir şekilde çalışmaktadır. Tabii bu oluşum zaman içinde evrimleşerek bizi doğada yaşayan diğer canlılardan daha üstün varlıklar olmamızı sağlamıştır. Yani hayatta kalmak aslında doğamızda olan bir şeydir. Bunu farklı duygularla yaşamak da saçmalık değildir. Tabii genel işlediğimiz hazırlıkçılık konusunu saplantı haline getirerek hayatın rutin işleyişinden çıkarak farklı bir hayat anlayışına bürünen insanların durumu biraz daha farklıdır. Yani bu durum psikolojik durumlar barındırabilir. İlginç olan durumlardan biri de İntihar eylemlerine bakıldığında bu durumun depresyona bağlı olduğu gözlemlenmiştir. Bu eylemde beyin kendini tüm güdülerden ve sevdiği onu hayatta tutunmasını sağlayan birçok duygudan soyutlamıştır. Bu durum nedenlere bağlıdır ve uzmanlar tarafından tedavi edilmelidir. Şimdi birden neden intihar konusuna girdik derseniz, depresyon oluşturan nedenler konumuzla alakalı olduğu için diyebiliriz. Çünkü bahsettiğimiz konunun içinde bolca bulunan stres insanı depresyona sürükleyebilir. Bu yüzden de böyle bir ortamda bu eylem sıkça gözlemlenebilir. Bahsettiğimiz ani durumlar ve yaşanacak olumsuz senaryoların ortasında kaldığınızda ilk kural sakin olmak ve mantıklı düşünmektir. Korkulardan arınmak çok önemlidir. Korku bir virüs gibi sizi içten içe yer ve size hatalar yaptırır. Bir yandan da yaşanan her travma, stres yaratan bir durum, değişen koşullar, aynı zamanda stresle mücadele, yetenek ve kapasitemizi artırır. Bundan dolayı stres sürecinin doğal sonuçlarından biri de uyum ve gelişimdir. Dünya genelinde bakış açısı. Dünya genelinde bu konulara bakış açısı en net olan ve bu konulara en çok hazırlık yapan ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yaşam standartları gereği istediği bütün malzemelere ulaşan bu insanlar apokaliptik konuların günlük yaşama dahil olmasıyla birlikte hazırlıkçılığı biraz daha hızlandırdı. Ayrıca ülkenin siyasi ve politik durumu da bu konuyu biraz daha hızlandırmıştır. Ve aynı zaman içerisinde gerek oyunlarda, gerek filmlerde, gerek dizilerde felaket senaryolarının sunulması da hazırlıkçıları biraz daha arttırdı. Bir de subliminal mesaj konusu var. Subliminal mesaj veya bilinçaltı mesaj, başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da bir mesajdır. Ve normal insan algısı limitlerinin altında kalmak, o an fark edilmemek üzere tasarlanmıştır. Bu yöntem genelde reklam sektöründe kullanılsa da sinemanın da sıkça kullandığı bir yöntemdir. İnsanın bilinçaltına verilen bu kodlama, psikolojik olarak bazı durumların yaşanması ve hissedilmesine olanak sunar. İşte ülkemiz dışında insanların psikolojik olarak yönlendirildikleri durum da bunlardır. Bunun neticesinde bu tür konulara olan ilgi o denli artmış durumdadır. Ayrıca bahsettiğimiz yaşam standartları sayesinde de kurguladıkları düzene sahip olabilmektedirler. Marketten bile temin edebildikleri silah ve mühimmatı saklayacakları sığınakları ya da garajları olan bu insanlar için hazırlık çok da zor değil. Kimisi bu işi gerçekten ciddiye alarak tüm yaşantısını bu şekilde idame ettirirken bir kısmı da bunu hobi olarak görmektedir. Yaptıkları hazırlıkların boyutuna bakılırsa da bu işe cidden inanıyorlar gibi duruyor. Ülkemizde bakış açısı. Diğer ülkelere nazaran bu konu ülkemizde biraz daha farklı işleniyor. Teoriler ve olası senaryolara hazırlık durumu. Bu da genellikle silahın varsa hayatta kalırsın oluyor. Bu son derece yanlış bir tutumdur. Genel anlamda yapılmış yüzeysel araştırmalar ve sinema sektörünün sunduğu bilgiyle hareket eden hazırlıkçı mantığı baskın bir hal almıştır. Hazırlıkçılık bilgi, eğitim, araştırma gerektirmektedir demiştik. Silahlanarak yapılan hazırlıkçılık, bahsettiğimiz senaryolar karşısında kesinlikle yetersiz olacaktır. Aslında baktığımızda herkes hazırlıkçı oldu. Dünyanın aldığı hali göz önünde bulundurursak ve yaşadığımız pandemiyi de örnek olarak alırsak, hepimiz aslında birer hazırlıkçı olduk. Artık gülüp geçmemeliyiz bu konulara. Pandemi sürecinde hükümetlerin aldığı kararlar doğrultusunda kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kısıtlamalarla birlikte eski yaşam tarzımızın değiştiğini hepimiz gördük. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları, seyahat yasakları ve buna benzer birçok yasak bizi belli oranda kısıtlamıştır. Bu beklenmedik bir durumdu ve böyle günler yaşayacağımızı kimse düşünmemişti. Ama bu durumun içine bir şekilde yol aldık. Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile evimize kapandık ve içinde bulunduğumuz bu durumla ilgili çözümler üretmeye başladık. İlk ürettiğimiz çözümlerden biri hafta sonu bize yetecek kadar gıda stoklamak oldu. Bu süreçte evde yapılan hamur işleri gündeme oturdu ve insanların kapalı kaldıkları ortamda yaptıklarını sosyal medya aracılığıyla hepimiz gördük. İlerleyen dönemlerde de yeni düzene uyum sağlamak için hazırlanmaya başladık. Evde ihtiyacımız olan şeyleri bulundurmaya gayret ederken bir yandan da sıkıcı bu süreci eğlenceli bir hale getirmeye çalıştık. İşte beklenmeyen ve ani bir şekilde gerçekleşen pandemi süreci dünya genelinde bu şekilde herkesi hazırlıkçı yapmış oldu. buradan da hazırlıkçı olmak için nereden başlamanız konusuyla ilgili çoğumuzun genel fikri de oluşmuş oldu. Hazırlıkçı olmak için gerekenler. Hazırlıkçı olmak için bu belgeselde bahsettiğimiz konuları iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Öğrenmemizin yanı sıra bu konular üzerinde bir de fikir sahibi olmamız gerekiyor. Ve elimizde ani bir durum olması gerekiyor. Bunları listeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz. Sebep: doğal ve insan kaynaklı etkenler, post apokaliptik senaryolar ve komplo teorileri hakkında bir fikriniz olması gerekiyor. Yani hazır olacağınız durumu gerçekten bilmeniz gerekiyor ve size ait bir senaryonuzun olması lazım. Deprem anında ne yapacağım gibi senaryolardan bahsediyorum. Hazır olacağınız durumun karşısında iyi bir plana ihtiyacınız olacaktır. İlgili sorunlar ve etkileriyle baş etmek için tasarlanan planlar bu süreçte sizi daha etkili kılacaktır. Planınız mutlaka yazılı olmalıdır. Kağıda yazdığınız planınız su geçirmez bir dosya içerisinde saklanmalıdır. Plan, başlangıçtan sizi emniyette tutacak duruma kadar mümkün olduğunca detaylı olmalıdır. Plan içerisinde haritalar, eskizler, çizelgeler, checklist gibi evrakları da içinde barındırmalıdır. Hazırladığınız planın mutlaka çalışmalarını yapın. Tekrar edilmiş eğitim akılda kalır. Eksikleri görmenize olanak sağlar. Birçok konuda bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Kendinizi eğiteceğiniz limit bellidir. Bu yüzden mümkünse araştırdığınız ve ilgi duyduğunuz konularda profesyonellerden eğitim almanızda fayda var. Örneğin harita ve pusula eğitimi, telsiz eğitimi, taktik eğitimler, doğa eğitimleri, elektrik, elektronik, el becerileri eğitimleri gibi işinize yarayacak farklı sektörlerden birçok bilgi size lazım olacaktır. Hazırlıkçılığın olmazsa olmazı ekipmandır. Belirlenen senaryoya göre alınan ekipman ve erzaklar önemlidir. Çünkü oluşan durum karşısında kullanılacak ekipman sizin o an ihtiyaç duyduğunuz şeyler olacaktır. En tipik ekipmanlardan biri hazırlıkçı çantasıdır. Bunu ayrı bir belgesel olarak inceleyeceğiz. Sığınaklar hazırlıkçıların karargahlarıdır. Her şeyi biriktirdikleri ve planlarını yaptıkları yerlerdir. Eğer sığınak yoksa o zaman barınak vardır ve genellikle geçici olarak kullanılan alanlardır. Hazırlıkçı çantası. Hazırlıkçı çantası sizin düşündüğünüz senaryoların içerisinde taşımanız gereken çantaya verilen isimdir. En az 30 litre olmalıdır. Sırt askısı, bel bağlantısı, göğüs bağlantısı bulunmalıdır. Dış yüzeylerde paket takmak için perlonlar olmalıdır. Yüzeyi su geçirmez olmalıdır. Fermuarları kaliteli olmalıdır. Fermuarlar su geçirmez olmalıdır. İç hazinelerinde cepler olmalıdır. Astarı dayanıklı olmalıdır. Perlonları sağlam olmalıdır. Telsiz, pusula, harita, bıçak, çakı, balta, kesici aletler, karbon çeliği tercih edilmelidir. İlk yardım kiti, kullandığınız ilaçlar da bulunmalıdır. Kafa feneri, düdük, ip veya parakot, matara, buf, bandana, kap, su kaynatmak ve yemek pişirmek için, tarp, uzay battaniyesi, ateş başlatıcı, gözlük, survival kit, mühimmat ve silah, maske, gaz maskesi ve ekipmanları. Çanta içeriğini dinlediğinizde bunlar bize yetmez ki demeyin. Unutmayın ki bu çantayla çok uzun yollar kat edebilirsiniz ve aynı zamanda aksiyona da girebilirsiniz. Bize sıkça sorulan bir soru var. Eğer böyle bir duruma aniden yakalanırsak ve çantamız yanımızda olmazsa ne yapacağız? Size bu konuda cevap vermek istiyoruz. Tabii ki de sürekli çantayla gezmek zorunda değilsiniz. Fakat deprem anında çantanın size yakın olması lazım ya da böyle bir senaryo içerisinde bulunacaksanız gittiğiniz noktalarda çantalarınızın olması gerekiyor. Yattığınız yere yakın tutarsanız çantayı enkaz altındayken hazırlık çantanız mutlaka yanınızda olacaktır ve sizin hayatınızı kurtaracaktır. Yaşam sürenizi belirleyecektir. Hazırlıkçıların çoğu tactical kıyafetleri tercih etmektedir. Göze batmayan, sizi hava şartlarından koruyacak kumaştan imal edilmiş olmasına özen gösterin. Hava alabilen ve çabuk kuruyan özelliklere de sahip olması size avantaj sağlayacaktır. Şapka, eldiven, gözlük, buf, bandana, dizlik, dirseklik gibi aksesuarların olması da faydanız olacaktır. Kış şartlarında içlik, yağmurluk gibi kıyafetler de sizi iklimden koruyabilir. Silah konusu en çok tartışılan konulardan biridir. Yurt dışında ve ülkemizde bu konuyla ilgili çalışma yapan uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda sizlere kısa bilgiler vermek istiyoruz. Öncelikle silahlanmak doğru gözükmese de yasal bir durumdur ve kendinizi savunmak için bulunduracağınız silahı da kullanmak için mutlaka eğitim almalısınız. Bu konuyla ilgili kanunları mutlaka araştırıp okuyunuz. Silah taşımadan kullanmaya kadar teknik bilgi gerektiren bir durum olduğunu asla unutmayın. Şimdi kısaca silah konusuna girelim. Tekrar ediyorum. Burada teknik değil, mantık doğrultusunda bilgi verilmektedir. O yüzden silah markası, modeli gibi soruların cevabını başka yerlerde aramak zorundasınız. Bu tür durumlarda taşınmasından dolayı tercih edilen ekipman olarak tanımlanabilir. Ancak ani bir durumda kullanımı bilgi ve deneyim gerektirmektedir. 25 metrede bir hedefe hareket halinde atış yapabilmek zor olacaktır. Ayrıca mühimmat konusu da önemlidir. Kullandığınız silahın mermilerini kolaylıkla her yerde bulamayabilirsiniz. Yivli ve yivsiz olarak iki şekilde sınıflandırılan tüfekler, daha uzak mesafelerde kullanılsa da yakın mesafe için tasarlanmış tüfekler de mevcuttur. Bu konuda iyi bilgi sahibi olmak gerekir ki bu konuyla ilgili doğru bilinen birçok yanlış vardır. Bildiğimiz gibi yivli ve yivsiz olarak av tüfeklerinin özelliklerini temelde inceleyebiliriz. Yivsiz tüfeklerde kalibre tabiri fazla kullanılmaz. Bunun yerine daha çok numara ya da çap gibi terimler kullanılır. Örneğin 12 kalibre çapında yivsiz bir av tüfeği demek, tahmini olarak 453,6 gram saf kurşunun 12'ye eşit hacme bölünmesiyle elde edilen küre şeklindeki bilyelerden bir tanesinin çapının karşılığı. O silahın namlusunun iç çapına eşittir. Yivli silahlarda çap, namlunun iç genişliğinin adıdır. Karşılıklı setler arasındaki mesafenin inç ya da milimetre cinsinden ifade şeklidir. Yivli silahlarda kalibre sadece namlu iç çapı ya da mermi çekirdeğinin çapını belirtmede kullanılır. Kalibre, kovan boyu veya fişek yatağı uzunluğu hakkında hiçbir bilgi vermez. Post apokaliptik bir senaryoda tercih edilen fişek genelde şevrotindir. Türkiye'de yürürlükte olan yönetmelik gereği av tüfeklerinde katlanabilir kabzenin sivil kullanımı yasaktır. Domdom veya dokuzlu, yani 0,0 saçmasıyla yapılmış fişek, dikkat edildiğinde fişeğin içinde 9 adet saçma seçilebilmektedir. Fişeğin içindeki saçmaların büyüklüğü seçilerek yapılan fişeğe denir. Silah sahibi olsanız da olmasanız da böyle bir senaryo içerisinde işinize yarayacak en uç noktadır. Bunları şu ya da bu olarak anlatmamız gereksiz kaçacaktır. Bunlar genelde delici ya da kesici, bereleyici aletlerdir. Bu listede olan tüm aletler kendinizi savunma amaçlı olarak yazılmıştır. Bunların yanı sıra tornavida, çekiç ve balyoz da sizin savunma aletiniz olacaktır. Sopa, beyzbol sopası, balta, bıçak, kasatura, hançer, kama, süngü, pala, kılıç, topuz, mızrak, yay ve ok, Tatar yayı yani crossbow, muşta. Sığınak başlı başına ciddi bir konudur. Eğer sabit bir şekilde hazırlık yapıyorsanız sığınak konusunu dikkatlice araştırdıktan sonra bu işe kalkışmanızı öneriyorum. Sığınaklar kullanım amaçlarına ve kullanacaklara göre olarak ikiye ayrılır. Özel sığınaklar. Evlerde, kamu ve özel işyerleri ile fabrika ve müesseselerinin bodrumlarında veya bahçelerinde yapılır. Burada oturan ve hizmet edenlerin korunması amacıyla kullanılır. Genel sığınaklar. Halk topluluklarının çok bulunduğu yerlerde veya o an dışarıda bulunanların korunması için çarşı, pazar, garaj, liman, istasyon gibi trafiğin yoğun bulunduğu mahallelerde hükümet, belediye ve özel idare tarafından müştereken yapılır. Kullanım amaçlarına göre sığınaklar. Basınç sığınakları. Nükleer silahların ani ısı, ışık, basınç ve ilk radyasyon ve kalıntıları, radyoaktif serpinti etkileriyle klasik ve modern silahların tesirlerine, kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır. Serpinti sığınakları. Nükleer silahların radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır. Bu sığınaklar kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine, nükleer silahların zayıflatılmış basınç ve ısı tesirlerine ve klasik ve modern silahların parça tesirlerine karşı da koruma sağlar. Yiyecek ve içecekler. Uzmanlar kişiden kişiye ve kişilerin hareket durumuna göre günlük kalori tüketim miktarının değişeceğini söylüyorlar. Yetişkin bir insan günlük sporsuz olarak 2000-2500 kalori harcar. Bu da sizin günlük yaşantınızda ettiğiniz hareketlere bağlıdır. Stoklamaya uygun gıdalar, konserveler. Konserve ürünlerinin ve kuru gıdaların raf ömrü oldukça uzundur. Her ikisini de buzdolabına ihtiyaç duymadan oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Kuru ve konserve fasulye, yüksek besin değerleriyle stoklamaya uygun gıdalar arasında yerini almakta. En önemli lif kaynaklarından biri olan fasulye, aynı zamanda bitki bazlı protein, magnezyum, B vitaminleri, manganez, demir, fosfor, çinko ve bakır barındırır. Konserve fasulyeyi 2,5 yıl, kuru fasulyeyi ambalajlı olarak 10 yıldan daha uzun süre saklayabilirsiniz. Fıstık fındık ezmeleri. Çoğumuzun severek tükettiği fıstık ve fındık ezmeleri aynı zamanda besleyicidir. Sağlıklı yağlar, vitaminler, protein ve mineraller açısından zengin gıdalardır. Koruyucu içeren fıstık ve fındık ezmelerini oda sıcaklığında 9 aya, doğal olanları ise 3 aya kadar saklayabilirsiniz. Kurutulmuş sebze ve meyveler. Taze sebze ve meyvelerin raf ömrü oldukça kısa olsa da kurutulduklarında ve uygun koşullarda saklandıklarında bozulmazlar. Kurutulmuş meyve ve sebzeleri vakumlu paketler içerisinde oda sıcaklığında 1 yıla kadar güvenle saklayabilirsiniz. Konserve balık ve kümes hayvanları. Hem oda sıcaklığında hem de buzdolaplarında saklayabileceğimiz konserve balıkları ve kümes hayvanlarını 5 yıla kadar güvende saklayabilirsiniz. Kuru yemişler. Hava almayan, vakumlu paketler içerisinde neredeyse tüm kuru yemiş türleri 4-6 ay arasında saklanabilir. Özellikle sert kabuklu yemişler daha dayanıklı olacaktır. Tahıllar. Yulaf, pirinç, arpa, buğday ve mısır taneleri gibi tahıllar uzun süre saklamak için en uygun seçimlerdir. Kurutulmuş etler. İnsanlar yüzyıllarca bugün de uyguladığımız kurutma yöntemiyle eti saklamayı başardılar. Yalnızca sığır eti değil, somon gibi çeşitli balıklar ve kümes hayvanları da kurutularak 1 yıla kadar saklanabilir. Bal. İçerisinde çok az miktarda su ve şeker bulunduran bal, yıllar boyu güvenle stoklanabilir gıdalardan bir tanesidir. Kuru baklagiller. Fasulyenin yanı sıra nohut, mercimek ve börülce gibi diğer baklagiller de uzun raf ömürleriyle stoklamaya uygun gıdalar arasında yüksek besin değerleriyle önemli bir yere sahiptir. Bitter çikolata. İçerisine süt eklenmeyen bitter çikolata oda sıcaklığında 2 yıldan daha uzun süre saklanabilir. Yetişkin bir insanın günlük su ihtiyacı yaklaşık olarak 2500 mililitre kadardır. Ancak bu miktar sadece su olarak tüketilmesi gereken ihtiyacı oluşturmaktadır. Ayrıca su tüketimi ve kullanımı da çok önemlidir. Eğer yakınlarınızda su kaynağınız yoksa kişi sayısına göre hesap yapılarak kullanılacak su miktarı ayarlanmalıdır. Görüldüğü gibi hazırlıkçılık çok zor olmasa da çok kapsamlı bir iştir. Üstüne basarak sürekli söylediğimiz şey kendinizi geliştirmeniz ve eğitmenizdir. Elektriğin olmadığı ve Google amcaya soramadığınız günler gelecektir. Ve o günlerde sorularınızın cevaplarını beyninizde araştırdığınız konular içerisinde bulacaksınız. Filmlerden ve dizilerden etkilenerek çıktığınız bu yolda hüsrana uğramanız kaçınılmaz olacaktır. Bu yüzden dersinize çok iyi çalışmanız gerekiyor. Daha bilinçli ve daha sabırlı olmalısınız ve aynı zaman içerisinde soğukkanlılığı elinizden bırakmamanız gerekiyor. Bir sonraki belgesellerde görüşmek üzere sevgili dostlarım. Distopya kanalıyla kalın. Unutmayın ki her senaryoya bakarsak ihtimal ihtimaldir. Orada mısın? Hadi sığınağa dönüyoruz. Geliyorum.